Bir ateş yakılmıştır, çok büyük bir ateş. Bir kin vardır ve kinini dindirebilecek tek şey düşmanını ateşte yakmaktır Nemrut için. Büyük bir kalabalık toplar, alkışlar, destekler, tezahüratlar eşliğinde İbrahim ateşe atılacaktır. Melek gelir, ey İbrahim, var mı bir isteğin der. İbrahim konuşur. Rabbim benim bu durumumdan haberdar mı? Evet, haberdar. O zaman hiçbir talebim yok. O beni görüyorsa ve halimi biliyorsa benim hiçbir talebim yok. Allah ne güzel vekildir. Böyle bir babadan bir evlat dünyaya gelir. İsmail. Ve o evlat Hazreti Hacer gibi bir anneden dünyaya gelir. Hani Hazreti İbrahim götürür Bekke Vadisi'ne, Mekke'ye bırakır Hacer'i ve küçük İsmail'i. Ve Hacer eşi İbrahim'e sorar. İbrahim, sana bunu yapmanı Allah mı emretti? Evet, Allah emretti. O zaman benim için hiçbir problem yok. Ben burada kalırım, sen git. Allah benim halimi biliyorsa benim hiçbir şikayetim yok. Ve işte o evlat İsmail bir gün bıçak boğazına dayandığında, baba, sana bunu Allah mı emretti? Evet, Allah emretti. O zaman benim hiçbir şikayetim yok. Sana emredileni yap, der. Baba, eş ve evlat. Üçünde de aynı teslimiyet, üçünde de aynı iman. Böyle babalar, böyle annelerden, böyle evlatlar dünyaya gelir. Hasılı kelam, İbrahimler ateşten korkmaz, Hacerler çölden korkmaz ve İsmailler bıçaktan, kesilmekten korkmaz. Çünkü onlar kalplerini Allah'a emanet etmişlerdir. Bir kalpte Allah varsa korku yoktur.